Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baykar, teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı Bey'in ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. 2 adet 750 HP'lik turboprop motora sahip olan taarruzi insansız hava aracı Akıncı B toplamda 1500 HP motordan güç alıyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter'da Akıncı'nın iki ülke ile ihracat sözleşmesinin tamamlandığını ve 2 adet 950 HP motora sahip Akıncı C'nin de yakında göklerde olacağını açıkladı. Haluk Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde: Bayraktar Akıncı TİHA için iki ülke ile ihracat sözleşmesini tamamladık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan 2x750 eşittir 1500 HP'lik güce sahip Akıncı B'den sonra, 2x950 eşittir 1900 HP'lik güce sahip Akıncı C'de yakında göklerde olacak. Akıncı'yı, kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek taarruzi insansız hava aracı olarak nitelendiren Selçuk Bayraktar'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde: Çorlu'da bulunan Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar Akıncı B TİHA, 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar Akıncı B ilk uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı TİHA için şimdiye kadar iki ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin %80'den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar Akıncı'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ise şu ana kadar 6 adet Akıncı girdi. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında geliştirilen Akıncı TİHA daha güçlü motorları ile daha yüksek faydalı yük kapasitesine kavuşmasının yanı sıra AESA radar gibi yüksek güç gerektiren ekipmanlar için de daha yüksek güce sahip oldu. Milli AESA radarın Akıncı TİHA'ya entegrasyonu geçtiğimiz dönemde başlamıştı. Akıncı kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olan ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilen Akıncı taarruzi İHA ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.